Diyelim ki elimizde geometrik bir seri var ve bu geometrik seri ile ilgili bildiklerimiz de var. Örneğin geometrik serimizin ilk terimi a. Hemen not edelim. İlk terimimiz a. Buna ek olarak geometrik serimizin ortak oranının r olduğunu biliyoruz. Ve son olarak bunun sonlu bir geometrik seri olduğunu biliyoruz. n'in terim sayısı olduğunu da yazalım. İlk n terimin toplamını ise s alt indis n ile gösteriyoruz. Bu videoda tüm bu bilgileri kullanarak, ilk n terimin toplamı için bir formül bulmaya çalışacağız. Evet, S alt indis n'in neye eşit olduğunu hemen yazalım. S alt indis n eşittir ilk terimimiz olan a artı, ikinci terimimiz ne olacak? Bu bir geometrik seri olduğu için ikinci terim a çarpı ortak oran olacak, değil mi? İlk terim çarpı ortak oran, yani r. Ve sıra geldi üçüncü terime. Üçüncü terimde ikinci terim çarpı ortak oran yani ar çarpı r ya da kısaca ar kare olur. Ve bu şekilde n'inci terime kadar gidebiliriz. Şimdi n'inci terimin ar üzeri n olduğunu düşünmüş olabilirsiniz ama aman dikkat çünkü değil. Neden mi? Bakın birinci terim a çarpı r üzeri 0, ikinci terim a çarpı r üzeri 1, üçüncü terim a çarpı r üzeri 2. Değil mi? O halde kaçıncı terimden bahsediyorsak bahsettiğimiz terimin kuvvetinin o terimin sayısının sıra sayısının bir eksiği olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Bunun için de eğer n'inci terimdeysek bu terimin kuvveti n eksi 1 olacak. Şimdi bütün bu yazdıklarımızı biraz sadeleştirip daha net daha anlaşılır bir formül elde etmek için gelin şöyle ufak bir numara deneyelim. Gelin toplam çarpı r toplam çarpı r ne eşit olur onu bulalım. R çarpı ilk n terimin toplamı eşittir. Hatta bir saniye bunu eksi R ile çarpalım, daha güzel olacak. Bu ikisine bu iki satırı birbirine eklediğimizde birbirlerini temizlesinler eşittir dedik. Eğer A'yı eksi R ile çarparsak sonuç eksi AR olur ve işimizi kolaylaştırmak için eksi AR'yı AR'nin tam altına yazalım. Evet, eşitliğin bir tarafını, yani s alt indisi ni eksi r ile çarpınca, diğer taraftaki terimlerinde hepsini teker teker eksi r ile çarpmamız gerekecek değil mi? Kısaca eksi r'yi dağıtıyoruz. a çarpı eksi r eksi a eder dedik. Sonra a r çarpı eksi r eksi a kare eder. Ne yapmaya çalıştığımı tahminen anladınız. Şöyle biraz daha iyi anlaşılsın diye bu terim bununla eksi r'nin çarpımı, bu da bununla eksi r'nin çarpımı. Bu şekilde devam edip bu terimden bir önceki terime gelelim. Evet, bundan önceki terim, yani a çarpı, bu arada bunların da eksi işareti olması lazım, a çarpı r üzeri n eksi 1. Bundan önceki terim a r üzeri n eksi 2 idi ve onu eksi r ile çarpınca eksi a r üzeri n eksi 1 oluyor. Ve son olarak a r üzeri n eksi 1'i eksi r ile çarpınca da, eksi a r üzeri n elde ederiz. Onu da yazalım. a ile eksi işaretin çarpınca eksi a r ya da r üzeri 1 ile de r üzeri n eksi 1'i çarpınca r üzeri n elde ederiz. Ve şimdi bu eşitliklerin sağ ve sol taraflarını alt alta topladığımızda neler olacak bakalım. Sol tarafta, s alt indis n, eksi r çarpı s alt indis n. Sağ tarafta ise, ve işte şimdi çok güzel bir şey olacak. A'yı aşağı indirelim. Ve burada son terim hariç geriye kalan her şey, bütün terimler birbirine götürecek. Bu ikisi, bu ikisi, bu ikisi ve aradaki tüm diğer ikiller. Sonuç olarak geriye eksi ar üzeri n kalacak. Hemen yazalım. a eksi a r a çarpı r üzeri n. Son olarak s alt indis n'i sol tarafta yalnız bırakırsak aradığımız şeyi bulmuş olacağız. s alt indis n'in neye eşit olduğunu bulmuş olacağız. Sol tarafı s alt indis n parantezine alınca da ilk n terimin toplamı çarpı 1 eksi r eşittir. Sağ tarafı da a parantezine alırsak a çarpı 1 eksi r üzeri n kalacak. O halde s alt indis n 1 eksi r böldüğümüzde eşittir. Evet çok heyecanlı. s alt indis n a çarpı 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r'ye eşit olur. İşte bu kadar. Sonlu geometrik bir serinin toplam formülünü bulduk ve bundan sonraki videolarda kullanacağız. Bu arada bu formülü her kullandığınızda nereden geldiğini hatırlayın ve kaç tane terimin toplamını bulduğunuzu aklınızdan çıkarmayın. Mesela sıfırdan herhangi bir sayıya kadar verilen bir sigma gösterimindeki terim sayısı o herhangi sayı artı birdir. Evet, çok dikkatli olun, tamam mı? Bu terim sayısıdır. Bu ilk terim, ne az önce de söylediğim gibi terim sayısı ve r de ortak oran.